4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 38 HC yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Cevapları. HC yayınları sayfa 38A. Aşağıda verilen ifadelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. Hak, sorumluluk, özgür, saygı, ihlal, demokrasi. Cevap: 1. Düşüncelerimi hiçbir kısıtlama veya baskı olmaksızın özgür bir şekilde ifade etme hakkım vardır. 2. Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocukların haklarını korumakta ve ihlal edilmesini önlemektedir. 3. İnsanlar, en başta kendileri olmak üzere ailelerine, arkadaşlarına ve çevrelerine karşı sorumluluk bilincine sahip olmalıdırlar. 4. Karşılaştığımız sorunlara karşı demokratik çözümler üretmeliyiz. 5. Hak ve özgürlüklerimizi kullanırken başkalarının hak ve özgürlüklerine saygı göstermeliyiz. B. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız. Cevap: 1. Bağımsızlık, hak ve özgürlüklerimizi kullanmak için önemlidir. Doğru. 2. Hak ve özgürlükler ile ilgili sorunların tamamında bir kurumdan yardım almam gerekir. Yanlış. 3. Sadece kendime ve sevdiklerime karşı sorumluluklarım vardır. Yanlış. 4. Çocuk Hakları Sözleşmesi, din, dil, ırk, renk ve cinsiyet gözetmeden bütün çocukları kapsamaktadır. Doğru. 5. Bütün insanlar doğuştan bir takım haklara sahiptir. Doğru. C. Aşağıda verilen soruların yanıtlarını defterinize yazınız. 1. İnsanların sorumlulukları zamanla değişmektedir. Sorumluluklarımız, yaşamımızda üstlendiğimiz rollere göre farklılaşmaktadır. İnsanların insan oldukları için üstlendikleri sorumluluklar var mıdır? Araştırınız. Cevap: Evet, insanların insan olmaları nedeniyle diğer insanlara ve çevreye karşı sorumlulukları vardır. Örneğin, birbirlerine saygılı olmak, yardımlaşmak ve çevreyi korumak gibi. 2. Dünya üzerinde en çok hangi çocuk hakkının ihlal edildiğini düşünüyorsunuz? İhlal edildiğini düşündüğünüz bu hak ile ilgili bir gazete haberi bularak bu habere ilişkin düşüncelerinizi paylaşınız. Bu hakkın ihlal edilmesinde hangi faktörler etkilidir? Araştırınız. Cevap: Çocuk işçiliği, dünya genelinde sıkça ihlal edilen bir çocuk hakkıdır. Bu hak ihlalinin arkasında yoksulluk, eğitimsizlik ve hükümet denetim eksikliği gibi faktörler bulunmaktadır. 3. Yalnız çocukların değil yetişkinlerin de hak ve özgürlükleri ihlal edilebilmektedir. Çevrenizdeki yetişkinlere hangi hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiğini ve bu ihlallere nasıl çözüm bulduklarını sorunuz. Çocukların buldukları çözümler ile yetişkinlerin çözümleri arasında fark var mıdır? Araştırınız. Cevap: Yetişkinler genellikle hukuki yollarla veya toplum baskısıyla hak ihlallerine çözüm bulabilirler, çocuklar ise bu tür kaynaklara genellikle erişemeyebilir. Bu yüzden çözüm yolları arasında farklılıklar olabilir. C. Aşağıda verilen kavramların anlamlarını araştırınız. Bu kavramlar neden önemlidir? Söyleyiniz: 1. İnsan onuru. 2. Düşünce ve ifade özgürlüğü. 3. Anayasa. 4. Demokrasi. 5. Yasal yükümlülük. Cevap: Bu kavramlar insan olabilmek adına önemlidir. Bu kavramların anlamları ise kısaca şu şekilde yazılabilir. İnsan onuru, insanın doğuştan sahip olduğu değer ve saygınlık. Düşünce ve ifade özgürlüğü, fikirlerini ifade etme ve düşüncelerini özgürce paylaşma hakkı. Anayasa, bir devletin temel kanunu ve kurallarını belirleyen hukuki metin. Demokrasi, halkın yönetimi, vatandaşların eşit haklara sahip olduğu yönetim biçimi. Yasal yükümlülük, kanunlar tarafından belirlenen görevlerin yerine getirilmesi zorunluluğu. 4. Sınıf HC Yayıncılık İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı sayfa 38 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.